oradaki herhalde kastedilen şu, bu 15 Temmuz'da bir darbe senaryosu oluşturalım. O darbe girişiminden bir mağduriyet oluşsun. O mağduriyetin oluşturduğu fırsattan da bazı işleri, yapılmayacak işleri yapalım. Açıkçası ben buna katılmıyorum. Yani bu kadar can kaybedilmiş, 251 şehidimiz var, binlerce yaralımız var, gazimiz var. Yani bunlar çok veballi işler. Yani böyle bir şeye kalkışılabileceğini ben açıkçası düşünmüyorum. İhtimal de vermem öyle bir şeye. Ama şu var, darbe teşebbüsünden sonra Türkiye'de çok farklı bir ortam oluştu. Hatta bir Allah'ın lütfu olduğu gibi bir ifade bile kullanıldı biliyorsunuz darbe teşebbüsünden hemen sonra. Şimdi o ortamın bir miktar istismar edildiğini ben düşünüyorum açıkçası. Fakat bu başka perspektif. Yani darbeye kontrol darbe demek başka. Ama 15 Temmuz girişiminden sonraki oluşan ortamdan faydalanıp belki normal süreçlerde, normal zamanlarda yapılamayacak işleri yapıp yürüyüp gitmek ayrı bir şey. Ya ben ikinci taraftayım açıkçası. Yani mesela bu anayasa değişikliği darbe teşebbüsünden hemen sonra gündeme geldi biliyorsunuz. Normal bir dönem değildi. İnsanların önüne sadece iki tane seçenek kondu. Yani darbecilerden tarafa mısın yoksa bu tarafta mısın diye. Bu kadar önemli sistem değişiklikleri böyle olağanüstü hal dönemlerinde yapılmamalı. Yani konuların rahatça tartışıldığı, insanların rahatça konuşabildiği, normal süreçler içerisinde geniş istişareyle yürümeli. Açıkçası o bakışım öyle o döneme.